Şimdi haklı olarak Ukraynalıları bir telaş sardı. Özellikle evlenecek olan Ukraynalıları. Çünkü hani Rus işgalinin ne zaman biteceği belli değil. 24 Şubat'ta başladı, 5 ayı geçti. Ama evlilikler de o dönemde ertelenmişti. Daha ne kadar erteleyeceğiz dedi Ukraynalılar. Ve artık bu evlilik planlarını biraz hızlandırdılar. Yarın başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. O yüzden bir an önce imzaları atıp savaşın gölgesinde olsa dahi hayatlarını birleştirmeye karar veriyorlar artık. Masörken savaştan sonra sıhhiyeci olan Ivan ve nişanlısı Vlada, Rus bombardımanının gölgesinde evlenmeye hazırlanıyor. Şartlar hayal ettiklerinden çok farklı. Ancak onların şu an büyük bir düğüne harcayacak vakitleri ya da maddi imkanları yok. <laughs> Ivan'ın günler içinde cepheye dönmesi gerek. İkilinin birbirini yeniden görüp göremeyeceği ise meçhul. Ivan ve Vlada kısa süren bir nikah töreni düzenledi. İmzalar atıldı ve bu Ukraynalı çift hayatlarını artık karı koca olarak devam ettirme kararı aldı. Ukrayna'da Ivan ve Vlada gibi binlerce çift var. Kiev savaş döneminde evlenmek isteyenler için özel bir yasa çıkardı. Bu sayede askerler normalde bir ay olan bekleme süresi dolmadan evlenebiliyor. Hatta yasa kapsamında gerekirse uzaktan bile nikah kıyılabiliyor. CNN International'a konuşan Anna, nişanlısının kendisini cepheden aradığını ve görüntülü konuşma üzerinden evlendiklerini söyledi. Arkadaşlarımla kahve içmeye gittim, nişanlım beni aradı. Arkada bir kadın gördüm, evlenmeye hazır mısınız diye sordu. Hayatımın en mutlu günüydü. Anna, evlendiklerinden beri kocasını hiç görmediğini, yalnızca telefonda konuşabildiklerini belirtti. Hayatlarının kalanını birlikte geçirmeye karar veren Ukraynalılar şimdi işgalin biteceği ve her şeyin normale döneceği günleri bekliyor.